Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve ezvacihi ve etbaihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve auzu billahi min halin ehlin nar. Amin, Allahümme amin. Merhaba arkadaşlar. Bir Risale-i Nur okumasında daha birlikteyiz. Bugün 15. gün, 15. ders. En son 4. sırrın nihayetine ermiştik. Elhamdülillah. 14. lemanın 2. makamının 4. sırrı. Bunu tekrar tekrar söylüyorum ki hani ilk bu dersi izlemeye başlayanlar varsa bu devamlı bir okuma, bir metnin içindeyiz şu anda. Sözler Risalesini, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Sözler Risalesini okuyoruz. Daha başlarındayız, yeni başladık. Birinci sözü okuduk, Besmele hakkındaydı. Bu kısımda aslında lemalara ait bir metin olmasına rağmen makam münasebetiyle buraya eklenmiş. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim'in sırlarını anlatıyor. Daha çok Allah, Rahman ve Rahim isimleri arasındaki ilişkinin dışa vurumu, yani kainattaki tecellisi, bunlara dair tefekkürler, bunlara dair bakış açıları, bunlara dair okumalar bu Risale'nin genelini oluşturuyor. Peki dördüncü sırda ne konuşmuştuk? Dördüncü sırda bütünlük meselesini ele almıştık. İnsanın farklı bütünlük algıları olduğundan bahsetmiştik ve bunun da rahmaniyet, rahimiyet tecellileriyle ilgili olduğuna dikkat çekmiştik. Yani Cenab-ı Hak kainatta sadece uluhiyetiyle değil, hem rahmaniyeti hem rahimiyetiyle tecelli ediyor. Bu katmanlı tecelli de bize İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn derken, yani ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Bunun altını başka dualarla da doldurabilirsiniz. Bu Fatiha'da yer alan kısmı. Oradaki bizlik ve benlik şuurunu biz bu tecelliler sayesinde, bunlarda yapabildiğimiz okumalar ve kuşatmalar sayesinde başarabiliyoruz diye konuştuk, muvaffak oluyoruz diye konuştuk. Oraya tekrar dönmeyelim çünkü yavaş gidiyoruz zaten. Dönmemiz çok da geciktirecek bizi. Peki 5. sır bize ne söyleyecek? Özetle ona dokunalım. 5. sır, burada yaptığımız okumalara bir istikamet sınırı çizecek. Ben öyle tarif ediyorum. Yani biz şimdi burada, zaten Risale-i Nur'un genelinde de aynı şey vardır. Tecelliler üzerinden çok konuşuyoruz. Cenab-ı Hakk'ı temsillerle anlatmak üzere çok konuşuyoruz ama burada geçilmemesi gereken de bir sınır var. Dikkatli olmamız gereken bir sınır var. O müşebbihenin, mücessimenin, Cenab-ı Hak onlardan olmaktan bizi korusun. Onların modern tekrarı olarak selefiliğin düştüğü hatalar var. Kur'an'daki teşbihler, mecazlar üzerinden kendi sığlıklarından dolayı düştükleri hatalar var. Biz o hatalara düşmeyelim diye, iki türlü de yani hataya düşmeyelim diye, bir Cenab-ı Hakk'ı temsilsiz anlatma yoluna da gitmeyelim. Çünkü temsillere ihtiyacımız var. Kur'an bize temsiller üzerinden Cenab-ı Hakk'ın esmasını, sıfatlarını, şuunatını anlatıyor. Bundan kaçmayalım. Ama bunda da ifrat edip Cenab-ı Hakk'ın zatına dair özellikle bu teşbihlerden, şeylerden bir şey çıkarmayalım. Yani teslime varacak sonuçlar çıkarmayalım. Cenab-ı Hakk'ı mahlukatına benzetmeyelim. Bu 5. sır bize bu konuda bir istikamet öğretecek bir hadis-i şerif üzerinden. Ama mevzuun elbette rahmet cihetiyle yine Besmele'ye bakan bir tarafı var. Bakalım neler söyleyecek bize. 5. sır. Bir hadis-i şerifte varit olmuş ki اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَى سُورَةِ الرَّحْمَانِ اَوْ كَمَا قَالْ sözünü hutbelerde vesaire çok işitirsiniz. Bir hadis-i şerif rivayet edildiği zaman fî mâ kal, ev kemâ kal diye kullanılır. Yani benim bildiğim kadarıyla bu şu demek. Hani hadis-i şerifin rivayetinde
bir hata, bir kelime yanlışı, bir ifade hatası oluşmuşsa, bu hatanın olabilme ihtimaline karşı böyle bir şey söyleniyor. Efendimiz Aleyhisselatü'nün ya bunu söyledi ya buna benzer bir şey söyledi manasında, sanki öyle biliyorum ben. Fîmâ gâl ev kemâ gâl. Burada da Üstad Hazretleri onu kullanmış. İnnallâh halegal insâne alâ suretir rahman ev kemâ gâl. Bu hadis-i şerifi bir kısım ehli tarikat akaid-i imaniyeye münasip düşmeyen acip bir tarzda tefsir etmişler. Yani ehli tarikatın, mutasavvıfının bir kısmı bu hadisi itikadımıza, ehl-i sünnet ve cemaat itikadına uymayan bir şekilde tefsir etmişler, açıklamışlar. Allah Allah, nasıl acaba? Bakalım. Hatta onlardan bir kısım ehli aşk, insanın simai manevisine bir sureti rahman nazarıyla bakmışlar. İnsanın simai manevisinde Cenab-ı Hakk'ın Rahman'ın, yani Cenab-ı Hakk'ın zatı itibariyle sureti varmış nazarıyla bakmışlar. Ehli tarikatın ekserinde sekir ve ehli aşkın çoğunda istigrak ve iltibas olduğundan hakikate muhalif telakkilerinde belki mazurdurlar. Bu ne demek? Ehli tarikatın ekserinde sekir ve ehli aşkın çoğunda istirak ve iltibas olduğundan, istirak gark olmak, boğulmak demek. Yani iltibas da karıştırmak demek. Sekir ne demek? Ehli aşkın coşkunluğu ne demek? Tabii bunlar bizim için yabancı kavramlar diyelim, yabancı tecrübeler. Başta dedi ya, zevke nazırdır. Tam metnin başındayken demiştik, zevki tecrübe diye anlayalım buradaki zevk ifadesini. Oraya tekrar dönüp bir okuyayım. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır demişti Bediüzzaman Hazretleri 14. Leman'ın 2. makamının geneli için. İşte öyle bir yere geldik. Şimdi ehli tarikatın ekserinde sekir ve ehli aşkın çoğunda istirak ve iltibas olduğundan. Nedir bunlar? Allahu alem kaydıyla söyleyelim. Seyir süluklarında onların, tabii meşreplerine göre farklı farklı tazları var. Bazı latifeleri diğer latifelerini özellikle aklı bastıracak şekilde fazla açılıyor. O latifelerin hakim olduğu zamanlarda, insan dedik ya, sadece akıldan, sadece birkaç duygudan ibaret değil. Bizim daha şu an varlığını sezemediğimiz, belki ehline malum olan çok yeteneklerimiz, özelliklerimiz, latifelerimiz var. Duyularımız var. Hani kimisinde mesela şey çok açıktır. Nasıl diyeyim? Yarın olacak şeyi rüyasında görür veya yakında olacak bir şeyi rüyasında sık sık görür. Böyleleri vardır. Bediüzzaman Hazretleri ne diyor buna? Bu da diyor bir şey. Bir yetenek, bir latife fazla açıldığında böyle şeyler görülür yani, ya da normal insana göre, avam müslimine göre ziyade açıldığında o insanlarda böyle şeyler olur. Yakında olabilecek şeyleri, zaten kaderde yazılı şeyler onlar ve yakında olacakları için demek ki belli bir yaratılış sahasına da girmişler. O insanların da ufku, kalbi, bazı duyuşları böyle şeylere açılıyor. Bizim henüz keşfedemediğimiz, göremediğimiz şeyleri keşfedip görebiliyorlar. Nasıl ki romatizmalı insanın daha yağmur gelmeden, biz yağmuru fark etmeden yağmurun geleceğini ağrılarından, sızısından anlaması gibi. Ona biraz benziyor. Şimdi böyle bazı latifeler var dedik. Şu an belki bunlara biz de vakıf değiliz, tam olarak teşhis edemiyoruz. O alanları bilmiyoruz çünkü o meslekte gitmiyoruz. Ama varlığını kabul ediyoruz. Yani ehli aşkın, ehli tarikatın kimisinde böyle coşkunluklar oluyor. Bu coşkunluk anlarında söyledikleri şeyler, bahsettikleri hakikatler, işte Hallacı Mansur Hazretlerinin enel hak demesi gibi, hak benim demesi gibi, zaten idamına da biliyorsunuz o sözü sebep olmuş, öyle anlatılıyor. Zahiren şeriata muhalif oluyor. Ama o kişiler o halde mazur oluyor. Buna hani bu
kelimeyi kullanırken korkuyorum. Doğru değil belki çünkü onların o mübarekler için bu söylenmez. Hani geçici delilik gibi anlamak için kullanıyoruz bu benzetmeyi. Yoksa haşa onlar delilikten münezzehtir. Geçici bir an o aklın şeyi onlarda çalışmıyor. Şok geçirme anı gibi düşün bizdeki. Ama onlarınki tabii o mesleğin tecellisi olarak şok istenmeden yaşanan bir şeydir. O insanlar da o mesleğin icabı olarak o haller yaşanıyor. Ve o an istirak ve iltibas, karıştırmalar, gark olmalar, bütünü görememeler, o istikametli bütünü. Dedik ya istikamet bütünden çıkar çünkü bütüne baktığınız zaman her şeyi dengeyle yorumlayabilirsiniz. Yoksa körlerin fili tarifine veya Bediüzzaman'ın verdiği misalle gavvasın karanlık bir şeye dalıp batığa dalıp bir gemi dalıp orada eline geçen şey üzerinden hazineyi tarif etmesine benzer. Mevlana Celaleddin Hazretleri körler ve fil örneğini kullanıyor. Bir odada bir karanlıkta fili koysanız, körleri de soksanız ve fili nasıl tarif edersiniz diye sorsanız, hortumunu tutan uzun, hortum gibi bir şeydir diyecek. Ayağını tutan sütun gibi bir şeydir diyecek. Kulağını tutan diyecek büyük böyle yaprak gibi ama çok büyük bir şeydir diyecek. Yani eline ne geçerse onun üzerinden konuşacak. Çünkü bütünü kuşatamıyor. Bütünü gören insan kuşatıyor. Yani gözü olan insan filin tamamının ne olduğunu kuşatabiliyor ve sağlıklı hüküm verebiliyor. Asfiyadır bunun şeydeki karşılığı. Ehli hakikat mabeynindeki karşılığı asfiyadır. Asfiya bütünü görerek konuşur. Ama Allah dostlarının kimisinde bu bütünü görme tam tahakkuk etmiyor. Veya bazı zamanlarda tahakkuk etmiyor. Genelde görüyorlar ama bazen bazı zamanlarda istirak hallerinde, gark olma durumlarında o bütünü göremez oluyorlar. O zamanlar söylediklerini de mehaz almamak lazım. Ne akaidde ne de o kişileri tartarken. Çünkü o sözlerle o kişileri tartarsak o kişiler hakkında da hata yapabiliriz. İşte Hallacı Mansur Hazretleri'nin Enel Hak deyişi gibi. O onu söylerken aslında büyük bir gark oluşla, kendinde Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatından gayrı bir şey görmeyişle söylüyor. Ama biz bunu Hallacı Mansur kendisinin ilah olduğunu iddia etti, Firavun'a benzedi haşa böyle anlarsak yanlış anlarız. Onu da o sözle tartmamalıyız, o sözle de itikadı açıklamamalıyız. Böyle bir durum. Ama dediğim gibi bu imamlarımızda değil de daha çok mutasavvıfın bir de mutasavvıfın da küçüklerinde olan bir hal. Genelde ehli tarikat ekseri özellikle mesela ehli sünnet akaidini çok vurgulayan tarikatlar böyle hatalardan beridir. Onları tabi tenzih ediyoruz. Allah onlardan razı olsun hizmetleri için. Mesela Nakşibendiler, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin metinlerine bakıyorsunuz, mektubatına vesaire. Tamamen ehli sünnet vurgusu yani. Hatta kendi zamanındaki bir kısım mutazaffa da ayar veriyor ehli sünnet üzerinden. Yani akaidde istikamet içinde olmayan, amelde dört mezhep içinde olmayan yani ne diyelim ehli sünnet fıkhı içinde olmayan istikametsizdir diyor. Hani o keşfe keramata aldanmayın. Mektubatında bununla ilgili çok bahisler vardır. Buna çok çalışmıştır İmam-ı Rabbani Hazretleri rahmetullahi aleyh. Ondan gelen gelenek işte Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddüs-i Sirru üzerinden Anadolu'ya kadar taşınmış ve bugün biliyorsunuz Türkiye'de en yaygın tarikatlardan birisi Nakşibendilik. Nakşibendiler bu istikamet şeyine çok vurgu yaparlar. Ehl-i sünnet içinde olan cümle tarikatlardan ve tarikat erbabından Allah razı olsun. Onların meşayihi bizim de meşayihimiz, onların pirleri bizim de pirlerimiz. Kesinlikle bu konuda tereddüt etmeyelim. Çünkü o miras üzerinden biz de muhatap olduk bununla. Bediüzzaman Hazretleri'nin yetiştiği şartlara baktığınızda Nakşibendi Halidi medreselerinden eğitim gördüğünü bilirsiniz, görürsünüz. Zaten icazet aldığı hocaların çoğu da öyledir. Hasılı aramızda bu konuda bir nizaa yok. Tasavvufa bakışımız aynı şekilde. Meslek meşref farklılıkları var. Onlar da zaten bu işin gereği. Cenab-ı Hak bizi renk renk yaratmış, ırk ırk yaratmış. Bir önceki ayet, şeyde bahiste dördüncü sırada okuduğumuz o ayet bir daha hatırlayalım. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ
Kısa bir meali şöyleydi. Rum suresi 22. ayetti bu. Onun varlığının ve kudretin delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Nasıl ki yer ve gök bir birliği temsil ediyor ama lisanların ve renklerinin farklılığı tenevvü esmayı işaret ediyor. Aynı o şekilde de akaitteki birliğimiz işte o birliği temsil ediyor. Bizi buluşturacak ana umdeleri, cadde-i kübrayı temsil ediyor. Ama elbette Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki tecellisine göre farklı meslekler de oluşmuş. Bu bin yıllık bir oluşum süreci. Ondan evvel mezhep şeyleri de var mesela. Farklılıkları işte Hanbeliler, Malikiler, Şafiler, Hanefiler. Bunlar işte akaid o çerçeve içinde kaldıktan sonra, ehli sünnet usulü içinde kaldıktan sonra makbuldür, bereketlidir. Cenab-ı Hak onların izinden ayaklarımızı ayırmasın. Ama bunların dışına çıkıldığı zaman nasıl davranacağız? Ya da onlarla, bunların dışına çıkanlarla karşılaştığımızda ne yapacağız? İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin metinlerinde buna dair çok nasihatler var. Burası da onlardan birisi. Tekrar okuyalım. Bir hadis-i şerifte varid olmuş ki, اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَى سُورَةِ الرَّحْمَانِ اَوْ كَمَا قَالْ. Bunun kısa bir manası şöyle, muhakkak ki Allah insanı Rahman suretinde yaratmıştır. Burada bazı kaynaklar zikrediliyor. Tabi senet yönünden tahlilini bilmiyorum, onu ehli bilir. Buhari'de varmış, İstizam bölümünde, Müslim'de bir bölümünde varmış babında. Müsnet'te geçiyormuş vesaire. Evkema kal, bu hadisi şerifi bir kısım ehli tarikat akaid-i imaniye münasip düşmeyen acip bir tarzda tefsir etmişler. Bugün bunu belki bu hadis üzerinden mutasavvıflar düşmüş bu hataya ama selefiler de bugün benzeri haberler üzerinden aynı hatalara düşüyorlar. Cenab-ı Hakk'ı cismani bir şekilde tahayyül ediyorlar yani her ne kadar biz tevil etmiyoruz deseler de dedikleri şey tevile benziyor. Hatta onlardan bir kısım ehli aşk, insanın simai manevisine bir suret-i rahman nazarıyla bakmışlar. Ehli tarikatın ekserinde sekir, yani sarhoşluk ve ehli aşkın çoğunda istirak ve iltibas, boğulma ve karıştırma olduğundan, hakikate muhalif telakkilerinde, anlayışlarında belki mazurdurlar. Fakat aklı başında olanlar, fikren, onların esası akaide münafi olan manalarını kabul edemez, etse hata eder. Yani böyle sözlerle, böyle ifadelerle karşılaştığımız zaman ne onların, o sözlerin sahiplerinin eğer genelde bir hataları yoksa, eğer genelde ümmetin kabulüne vabeste iseler, ümmet onları sinelerine basmış ise, kesinlikle dalaletlerine hükmetmeyiz. Allah'ın dostu, velisi olduklarını tasdik ederiz. Ancak aklı başında olanlar biz olduğumuz için, yani onların mesleğinde gitmediğimiz için, o halleri yaşayanlar biz olmadığımız için, fikren onların esası akaide münafi olan manalarını kabul edemeyiz. Edersek hata ederiz. Onların o halinde söylenmiş bir söz, bizim bu halimizde söylense bizden kabul olmayabilir. Günlük hayatta çok yaşadığımız tecrübeler var bununla ilgili. Diyelim bir insan büyük bir acı yaşamış. O sırada size bir serzenişte bulunur. Onu anlayışla karşılarsınız. Ama başka birisi durduk yere bunu yaparsa yok dersiniz. Hani sen niye böyle konuştun, niye terbiyesizlik yaptın? Onu büyütürsünüz, öbürünü küçük görürsünüz. Adamın derdi var zaten dersiniz mesela. O meşhur işte Asr-ı Saadet hadisesi, geçen bir derste onu konuştuk. Çocuğunu kaybetmiş bir annenin yanıp yakılmasına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müdahale ediyor. Nasihat etmek istiyor. Hani böyle yapma, bu şekilde yapmak doğru değil gibisinden. O da işte git başımdan falan gibisinden Efendimiz'e uzaklaşıyor, kızıyor. Efendimiz de uzaklaşıyor. Bakın hiçbir şey söylemiyor. Sonra uzaklaşınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabiler diyorlar ki efendilerimiz sen ne yaptın ya? Evini yıktın yani. Sana bu nasihati veren Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dı. Nasıl ona şey yaptın, bu şekilde karşılık verdin? Tabi kadın da pişman oluyor. Efendimiz'i ziyaret ediyor Aleyhisselatü Vesselam, özür beyan ediyor. Efendimiz de ona diyor ki,
sabır musibetin ilk anındadır. Yani o ilk anda o sabrı göstermen lazım. Doğru şekilde mevzuya yaklaşman lazım gibi. Ama oradaki Efendimizin o anlayışı, orada Efendimiz sert bir şey söylüyor. Sahabeler zaten ensesine çökerler o kadının. Ama orada anlayış gösteriyor. Niye? Kadının acısı var. Böyle şeyler işte günlük hayatta hep gördüğümüz şeyler. Onlardan o söz kabul olunur. Cenab-ı Hakk'ın gözünden düşmezler. Cenab-ı Hakk'ın rızasından uzaklaşmazlar. Ama biz o sözle bir şeyler yapmaya çalışırsak o bizden kabul olmaz. Mesela çok rastlıyorum ben internette. Ya adam amellerini bile düzeltmemiş yani. Hani bazen tanıdıklarımızda da denk geliyoruz buna. Tanıyorsunuz yani amellerinin durumunu da biliyorsunuz. Ya Allah tabii cümlemizi ıslah etsin, daha sabit etsin dininde ama alması gereken mesafe var yani, onu diyorsunuz. Bu arkadaş biraz daha mesafe almalı. Ama gidiyor öyle metinlere giriyor ki işte İbn Arabi Hazretlerinin Kuddüsesi Ruh metinlerine veya başka velilerin öyle kolay çözülmeyecek metinlerine giriyor. Oralardan Allah çamlar devirip duruyor yani. Bir de böyle şey konuşuyor. Sanki üstten büyük resmi görüyormuş gibi. Sanki ehl-i sünnet ve cemaat müntesipleri, bu ayrıma dikkat edenler, sınırlara dikkat edenler, böyle avamı naz, işin aşağısı, bunlar asıl yukarısıymış. Asıl resmi bunlar görüyormuş. Sözün konuşulacağı yer bunların makamıymış gibi. Abi ahkam kesiyor. Yapma, akıbetini berbat edersin. O söz İbn Arabi Kuddesi Sürruh'tan veya Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinden veya bir başkasından kabul olunabilir. Onlar makbulindendir. Ama sen o sözü sen kaldıramazsın. O söz senin çapın değil. Sen oraya giriyorsun. Bir poz kesmek için giriyorsun. Kendince böyle entelektüel bir şeyler, kasıntılar içinde giriyorsun. Hani nefsini öldürmeden giriyorsun. Eneni öldürmeden giriyorsun. Akıbetini berbat edersin. Senin yapacağın şey işte bizim gibi ehl-i sünnet bir mürşidin eteğinden tutmak, metinlerine yapışmak, onlardan istikamet içinde dersini almak. Tereddüt etmek, cesaret etmek değil. Avama yakışan tereddüt etmek. Cesaret o büyüklere yakışır. Onlar çünkü orada büyük zuhuratlara şahit oluyorlar. Onların fikirlerine büyük sırlar açılıyor. Onlar ne hakikatlere kavuşuyorlar biz bilmiyoruz. Bizim gördüğümüz ne? Biz birbirimizi görüyoruz ancak. Bir de ahir zamandayız ki öyle istikametli canlı mürşit de kalmadı pek. Cenab-ı Hak kalanlarına sağlık versin. Yani eski insan bir tereddüt ediyorsa ahir zaman insanı iki tereddüt etmeli akaid konusunda. Çünkü yalan söz de çok. Sahte şeyh de çok. Böyle zor metinlere, cüret isteyen metinlere girmemek lazım. Mümkün mertebe ümmetin üzerinde istikamette birleştiği alimlerin eserlerini takip etmek lazım. Onlar üzerine tefekkür etmek lazım. Cenab-ı Hak ayağımızı ehl-i sünnet ve cemaat istikametinden ayırmasın. Akıbetimizi berbat ettirmesin yani ayrılarak. Evet, etse hata eder dedik. Evet, bütün kainatı bir saray, bir ev gibi muntazam idare eden ve yıldızları zerreler gibi hikmetli ve kolay çeviren ve gezdiren ve zerratı muntazam memurlar gibi istihdam eden Zat-ı Akdes-i İlahi'nin şeriki, naziri, zıddı, niddi olmadığı gibi leyse kemislihi şey'ün ve huve semî'ul basîr sırrıyla sureti, misli, misali, şebihi dahi olamaz. Bu okuduğumuz Arapça metin ne? Bir ayet-i kerime. Şura suresinin 11. ayetiymiş bu. Şura suresinin 11. ayeti. Kısa bir meali de şöyle. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla işitir. Her şeyi hakkıyla görür. Bir daha okuyayım Arapçasını teberrüken. Ve lehül meselül e'la fis semavati vel ardı ve huvel azizül hakim. Pardon, yanlış yere okudum. Özür dilerim. Şuydu. Leyse kemislihi şey'ü ve huve semî'ül basîr. Şura suresinin 11. ayeti. Tekrar söyleyeyim burayı. Sırrıyla sureti, misli, misali, şebihi dahi olamaz. Zatı itibariyle, bakın, Cenab-ı Hakk'ın zatı itibariyle veya fiillerinin ona bakan cihetiyle
yaratışını tam anlamıyla konuşursak, o konuda Cenab-ı Hakk'ın sureti, misli, misali, şebihi olamaz. Zat-ı akdes, bakın yine burada kutsama şeyi geldi ifadesi. Cenab-ı Hakk'ın kutsiyetini, beriliğini, temizliğini, tenzihiyetini anlatan bir ifade. Zat-ı akdes-i ilahinin şeriki, ortağı yok. Naziri. Nazir ne? Valla nazir neydi ya? Benzer eş demekmiş. Zıddı, niddi olmadığı gibi. Leyseke mislihi şeyün ve huves semi'ul basir sırrıyla sureti, misli, misali, şebihi dahi olamaz. Fakat, bakın, sınırın bir kenarı, şimdi diğer kenarı. Ve ikisi de Kur'an'dan. Bakın, o sınırın bir tarafını bir ayetten ders aldık. Cenab-ı Hakk'ın zatı itibariyle, yaratışının da tam tarifi itibariyle, tam tarifi itibariyle, benzerlik itibariyle değil. Bakın, yaratışında da bir numune koyacağız birazdan. Böyle şeylerden Cenab-ı Hak münezzeh yarattığına benzemez. Onu yarattığına benzetmemek gerekir bu yönüyle. İşte müşebbihe, mücessimenin yaptığı gibi Cenab-ı Hakk'a cisim, hele hele insaniyet falan vesaire. Bunlar yanlış, İslam'da bu yok. İslam'ın ilahı, ilah tasavvurunda varlık üstü. Varlıktan hiçbir şeye benzemeyen, onlardan hiçbir şeyle tam olarak açıklanamayacak olan bir Allah imanı var. Evet, fakat velehül meselül e'la fis semavati vel ardı ve huvel azizül hakim. Az evvel yanlışlıkla okuduğum ayetti bu. Velehül meselül e'la fis semavati vel ardı ve huvel azizül hakim. Bunun kısa bir meali şöyleymiş. Rum suresinin 27. ayeti bu da. Rum suresinin 27. ayeti. Kısa bir meali şöyle. Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar O'nundur. O'nun kudreti her şeye galiptir. O'nun hikmeti her şeyi kuşatır. Sırrıyla, mesel ve temsille şuunatına ve sıfat ve esmasına bakılır. Demek mesel ve temsil şuunat noktayı nazarında vardır. Yani Cenab-ı Hakk'ın tecellisini anlamada, yaratışını anlamada bir eşik olarak, bize bir mikyas olarak insanın kafası, kalbi böyle çalıştığı için temsiller kullanabiliriz. Kur'an-ı Kerim de kullanmıştır bu temsilleri. Hadis-i şeriflerde de vardır bu temsiller. Zaten genellikle o işte sapkın ekollerin karıştırdığı, bozduğu, ayarlarını şaşırdığı yer de öylesi metinlerdir. İşte muhkem ayetleri bırakıp müteşabih ayetlerle uğraşmak neden kınanmış? Biraz da bundan. Yani dinin zaten apaçık, muhkem, şaşırtmayacak hükümleri var. Sen haddin olmayan o müteşabih kısma girme. Sen orada karıştırırsın yani. Oraları ilimdir rusuh peyda edenlere, yani ehline bırak. Orada şaşırmayacaklara bırak. Sen onlara itimat et. Bizim haddimiz bu yani. Avamı nasıl olarak biz istikametli ulemamızın sözüne kifayet ederiz. Yani onunla yetiniriz. O ne diyorsa o yani bizim için. Haddimiz olmayan mevzulara girmek, bırakın böylesi konuları, bilimde de böyledir yani. Seküler ilimlerde de, alanlarda da böyledir. Şimdi ben mesela hiç anlamıyorum mühendislikten, işte fenden, fizikten beni nükleer santralin reaktörünü yapmaya sokarlar mı? Bilmiyorum ki yani. Ben orada yaptığım küçücük bir hata belki o bölgedeki bütün insanların hayatını etkileyecek, milyonların hayatını etkileyecek. O santrale Allah korusun bir şey olsa, patlasa, bitti işte hani. Böylesi itikadi hatalara düşenler de, işte müşebbiheye, mücessimeye sapanlar da, bunlar da arkalarında çok insanı telef etmişlerdir. Nükleer santral patlatandan daha çok zararlar olmuştur bunların belki de insanlığa. Çok kişilerin itikadını bozup beraberlerinde cehenneme götürmüşlerdir. Allah bizi onlardan olmaktan korusun. Vardır dedi. Kur'an'da da bunun çok numunesi vardır. Yani Cenab-ı Hak kendi birliğini bize mesela efendisi bir tane olan köleyle birden çok olan köle misali üzerinden anlatıyor. Biz oradan ne çıkarıyoruz? Efendisi çok olan köle hangisinin emrini yerine getireceğini şaşırır. Karıştırır işlerini diyoruz. Varlığın da işlerinin çok düzenli olması bize gösterir ki efendisi bir tane gibi. Çok vardır yani. Bu gözle bir baksanız çok dersler alırsınız.
mesel ve temsille şuunatına ve sıfat ve esmasına bakılır. Bakın, esmasına, sıfatına, şuunatına. Buradan bakılabilirmiş. Esma ne, sıfat ne, şuunat ne? Buna bir dahaki derste bir nebze bakmaya çalışalım. Şimdi çok girmeyelim. Bunların arasında şey farklılıkları var çünkü. Özellikle Bediüzzaman'ın mesela şuunata verdiği anlam ben başka yerde denk gelmedim. Üstad Hazretleri ona çok başka bir mana veriyor. Belki de o metin geldiğinde konuşmak lazım. Çünkü ben burada anlatırken dökebilirim de onu. Ama burada eserden müessire doğru gidilirken aşılan tabakalar var. Onu söyleyelim özetle. Esma ilk tabaka, fiil, fail, failin ismi. Bu ilk tabaka. Zaten isim oradan çıkıyor. İşte tahtayı mobilya yapan marangoz. Hemen bakın, fiil, fail düzeyinde isim ortaya çıkıyor. Rızkı veren Rezzak. Bir de bunun sıfat hali var. Sıfat esmadan bir derece daha Cenab-ı Hakk'ı tarife yakın. Cenab-ı Hak rezakiyet sahibi, rızık verici. Bunu sadece isim olarak değil, Cenab-ı Hakk'ın sıfatı olarak, Cenab-ı Hak mahlukatına, yani o eylem üzerinden ismi tarif etmekten ziyade artık o ismi Cenab-ı Hakk'a vermek, biraz daha sıfatta mesafe almış oluyorsunuz. Şuunata geldiğinizde de bir derece daha mesafe almak var. Zata yaklaşıyor yani o tarif. Zatın özelliği olarak tarifte yaklaşıyor yani. Ama zor mevzular. Tabii onu biraz daha belki ilgili bahisler geldiğinde açmak lazım. Burada çok açmamak lazım. Demek mesel ve temsil şuunat noktayı nazarında vardır. Şu mezkur hadis-i şerifin çok makasidinden birisi şudur ki, İnsan ismi Rahman'ı tamamıyla gösterir bir surettedir. İnsan ismi Rahman'ı tamamıyla gösterir bir surettedir. Evet, sabıkan beyan ettiğimiz gibi kainatın simasında bin bir ismin şualarından, parıltılarından tezahür eden ismi Rahman göründüğü gibi zemin yüzünün simasında rububiyet-i mutlakayı ilahiyenin, sonsuz rububiyet-i ilahiye, son Cenab-ı Hakk'ın Rabbinin sonsuzluğu, terbiye ediciliğinin sonsuzluğu, hadsiz cilveleriyle tezahür eden ismi Rahman gösterildiği gibi, insanın sureti camiasında, küçük bir mikyasta, zeminin siması ve kainatın siması gibi yine o ismi Rahman'ın cilveyi etemmini, yani tam bir yansımasını gösterir demektir. Hem işarettir ki, Zat-ı Rahmanur Rahim'in delilleri ve ayneleri olan zihayat ve insan gibi mazharlar, o kadar Zat-ı Vacibül Vücuda delaletleri kat'i ve vazıh ve zahirdir ki, güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delaletine vuzuhuna işareten, o ayna güneştir denildiği gibi, insanda Suret-i Rahman var, vuzuhu delaletine ve kemali münasebetine işareten denilmiş ve denilir. Ve ehli vahdetül vücudun mutedil kısmı, la mevcude illahu bu sırra binaen, bu delaletin vuzuhuna ve bu münasebetin kemaline bir ünvan olarak demişler. Şimdi okuduğumuz iki paragraf bize ne öğretti? Aslında bu ilk olan paragrafı biz bütün bu sırlar boyunca ders alıyorduk ta ilk sırdan itibaren. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyeti nasıl bütün kainatta bir tecellisi var? Dünya üzerinde de yine bütünlüklü bir tecellisi var. Yani bir bütünlük algılayabildiğimiz özel bir tecellisi var. Bir de insanda yine bir bütünlük algılayabildiğimiz özel bir tecellisi var. Ama buradaki bütünlük, bakın buradaki bütünlük aynısıdır demek değil. Buradaki özetleme aynısıdır demek değil. İşte karıştırılan yer burası. Cenab-ı Hak bizde rahimiyetiyle, özel tecellilerle yansıyor diyoruz, cilveleniyor. Yani tezahürlerini üzerimizden okuyabiliyoruz. Ama bu biz onun aynısıyız demek değil, haşa. Haşa, sümme haşa. Veya işte ayna güneş örneğinde verdik. Şimdi aynada güneş yansıyor. Güneşin çoğu özelliğini ayna üzerinden anlayabiliyoruz.
işte ısısını, ışığını, yedi rengini anlayabiliyoruz. Ama bu demek değildir ki o da yansıyan şey güneşin ta kendisidir. Değildir. Göz bebeğinde güneş yansıyor. Biz yansıma sayesinde güneşi görebiliyoruz. Yani güneş bir parça gözümüzde özetleniyor. Yansıyor. Tıpkı fotoğraf makinesi gibi, tıpkı ayna gibi gözümüzün de optiği var. Optik bir sistem üzerine çalışıyor. Ama o yansıma güneşin kendisi değildir. Güneşin kendisinden bir zerreyi koparsanız, göz bebeğine koysanız, Bediüzzaman Hazretleri onu bir başka bir yerde kullanıyor, gözü patlatır. Yani güneş cismaniyeti itibariyle, cisim olarak gözün içinde olamaz, gözün içine giremez, gözle hulul etmez, göz onu kaldıramaz. Ama tecellisi, yansıması itibariyle göz onu içine sığdırabilir. İnsan da Cenab-ı Hakk'ı kendi içine haşa sümme haşa, yani o zerre sahibi olmaktan da münezzehtir. Bunu bir şey olarak kullanıyorum. Fehmimize yaklaştırma. Yani bir zerrecik olsun haşa uluhiyetinden. Zerrelerden mukaddestir o. Yine altını çizeyim. Ama bize bir zerre bile kaldıramayız yani. Bizim haddimiz değil. Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ı görmek istemiş, Tur-i Sina'da anlatılır. Cenab-ı Hak dağa tecelli etmiş, dağ parçalanmış. Musa aleyhisselam bayılmış yani o dağın parçalanmasından. Tecelli etmiş derken yani sadece yansımış, belki daha azami bir seviyede, normalde yansıdığından daha yüksek bir seviyede yansımış. Dağ parça parça olmuş. Siz bir de yani insanı düşünün, insan nasıl kaldırabilir onu? Biz de yani haddimizi bilmek lazım bu konularda, fazla yukarı çıkmamak lazım. Cin olmadan adam çarpmamak lazım yani tabiri caizse. Demek buradaki ifade eden kasıt hadis-i şeriflerde veya evliya sözlerinde kulağımıza gelecek bu tür ifadelerden kasıt Cenab-ı Hakk'ın tecellisidir, zatı değildir. Bakın tecellisidir, zatı değildir. Cenab-ı Hakk'ın tecellisi insanda özel bir mazhariyet gösteriyor. İnsanda bir özel özetlenme, çabuk okuma kolaylığı, diğer derslerde onun üzerinde durduk, sağlıyor. Ama bu demek değildir ki buradaki berraklık zatıdır, zatına işaret eder. Haşa, sümme haşa. Biz yani doğumu belli, ölümü belli, ömrü belli, kusuru belli, her bir tarafı ayrı dökülen etten kemikten canlılarız. Biz kim? Zaman üstü, ezeli, ebedi, mutlak kudret sahibi Allah kim? Yani o bizde hulul ediyor, o bizde yansıyor. Haşa sümme haşa. Zatı itibariyle söylüyorum. Tecellisi elbette var. Bunlar çok had bilmez sözler. İnsanın kendisini şaşırdığını gösterir sözler. Tabi yine üstadın şeyini kullanalım. Mutasavvıftan gelen böyle sözlerin eğer geneli ehli sünnet istikamet içindeyse istirakla iltibasla açıklanabilir bir tarafı var. Ama o semaların kartalı olmamışsın, daha ayağın yerden kesilmemiş. Böyle iddialara giriyorsun, aforizma kasıyorsun abi, bak akıbetini berbat edersin. Bunlar kolay laflar değil yani. O makamın adamıysan o lafı edebilirsin. Etmemen de daha iyidir yani. Etmen özürle ancak anlaşılabilir, yoksa hüner sayılmaz. Bunlar şimdi hüner sayıyorlar öyle lafları konuşmayı. O aslında içindeki kibirden kaynaklanıyor. Ben öyle tahlil ediyorum. O içindeki taşlar yerine oturmamış. Hala enesine bir pay biçiyor. Nefsine bir varlık şeyi biçiyor. Bunu nasıl meşru satabilirim? Bunu nasıl İslam içinde satabilirim? Müslümanlara satabilirim? Azıcık üzerine tasavvuf sosu serpeyim. Azıcık üzerine böyle müteşabih ayetlerden, hadislerden böyle birazcık bir sos serpeyim. Böyle bir servis edeyim. Bunun yiyeni olur. İlk kendisi yiyor zaten. İlk yiyen gafil kendisi onu. Diyor müminlere de belki yediririm. Yani yiyen de var tabii ama Allah bizi muhafaza eylesin yani. Ne gereği var? Kendini acizden, fakirden başkasını vermenin ne gereği var? Poz kesmenin ne gereği var? Neyine yetmiyor acizlik? Ben şahsen kendi adıma söyleyeyim. Cenab-ı Hakk'ın karşısında aciz olmak bana her şeyden daha tatlı geliyor. Niye poz keseyim ki? Zaten Cenab-ı Hak lütfediyor, rahmet ediyor, kerem ediyor. Daha fazlasına sahip olmak için benim daha fazlası olmam gerekmiyor yani. Daha az olmam daha çok işime yarıyor. Ayna ne kadar tozdan kirden beri olsa yansıtıcılığı o kadar artar. Böyle düşünmek lazım.
Evet, ikinci paragrafta ne gördük peki? Zat-ı Rahmanürrahim'in delilleri ve aynaları olan zihayat ve insan gibi mazharlar o kadar zat-ı vacibül vücut olmazsa olmaz demek tabiri caizse. Vücudu vacip olan. Biz mümkiniz, bize mümkün denir. Yani olsak da olur, olmasak da olur. Bugün Ahmet burada var olmasa varlıktan ne eksilir? Hiçbir şey. Dünya dönmeye devam eder. Canlılar yaşamaya devam eder. Türkiye normal gündemini tartışmaya devam eder. Eksikliğimi fark etmez bile. Biz mümkünüz çünkü. Olsak da olur, olmasak da olur. İmkan. Yani mümkün, imkan. Biz mümkün kullanıyoruz zaten. Kullandığımız bir şey. Ama vacibül vücudu olmazsa hiçbir şey var olmaz. Necip Fazıl Kısakürek merhumun çok güzel bir ifadesi var. Cinnet müstatilindeydi galiba. Tam cümle aklımda kalmadı ama kaldığı kadarıyla manaca nakledeyim. Diyor, onsuz cevabı verilmeyen bütün soruların cevabı Allah'tır. Ya da şöyle, yani onu hesaba katmadan açıklanamayan her şeyin cevabı Allah'tır gibi bir cümleydi yani. Anlatmak istediği şuydu. Yani o olmazsa olmaz abi, açıklayamıyorsun ya. İlk neden. Hani öyle diyorlar hudus delilinde. Tamam hadi ya, o da değil ama elmayı ağaca verdin, ağacı toprağa verdin. Gerçi toprakta da ağacı yaratacak şey yok, ilim yok. Ağaçta da elmayı yaratacak ilim yok ama. Hadi verdin ama öyle devam ettin, kendince zahiren aldandın. Yine bir yere geldiğinde takılacaksın. O ona, o ona, o ona, o ona. Tıpkı lokomotifleri birbirine takmak gibi. 10 numaralı lokomotifi kim çekiyor? 9 numaralı lokomotif. 9'u kim çekiyor? 8. 8'i kim çekiyor? 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. İyi de bunların hiçbirinde motor yok. Yani bir tanesinin kendi başına gidiyor olması lazım ki o tren hareket etsin. Ya da arka ayağı kırık sandalyeleri birbirine yaslamak gibi. İşte 10 numaralı sandalye neye dayanarak ayakta duruyor? 9 numaralıya. 9 numaralı 8 numaralıya. 8 numaralı 7 numaralıya. Ama bir tanesinin 4 ayağının olması lazım ki onları başka bir şeye yaslanmadan ayakta tutabilsin. Yoksa o sonsuz bir silsile eder. Sonsuz da bu alemde, bu tagayyürlü alemde, değişimli alemde muhaldir. Bak bugün bilim bile geldi yani bu noktaya. Ha Big Bang diyorlar, yok başka bir teori diyorlar ama yani bu alem sonsuz değil. Onlar da artık bu telakkiye vardılar. Bir değişim var. Bu değişimin öncesi de olmalı. Bir başlangıcı olmalı. Termodinamik kanunlarıyla da diyorlar mesela. Enerji az yoğun, çok yoğundan az yoğuna doğru sürekli akış halinde alemde. İşte mesela çayımızı koyuyoruz. Çay bardağı beklerken soğuyor. Çünkü o çok yoğun. Oradaki sıcaklık yoğun. Çevresindeki sıcaklık az. Enerjisini dağıtıyor. Eğer diyor bu sonsuz olsaydık, yani alem sonsuz olsaydı bu enerji çoktan karara varmış olurdu. Hiçbir şey diğerinden daha sıcak, daha hareketli, ne bileyim, enerji bakımından yoğun olan her şeyi düşünün. O az yoğunluk, çok yoğunluk, nispiyet artık kalmazdı diyorlar. Bitmiş olurdu çoktan. Devam ediyor. Demek ki bu alemin bir başlangıcı var ve bu oluş süreci daha tamamlanmamış. İşte biz naslarımızdan biliyoruz ki o oluş sürecinin sonu da kıyamettir. Başlamıştır, bitecektir. Bu alem tegayyürlü bir alemdir. Sabit alem değildir. Sabit alem cennet ve cehennem ile yaratılacak. Aslı var ama büyüğü, geneli, Üstad Hazretleri'nin şeyi bu şekilde. Aslı var. Cennetin ve cehennemin aslı var. Biz şu an göremesek de bilemesek de dokunamasak da ehlinin bildiği aslı var. Ama asıl alem olarak vücutları daha sonra gelecek. Evet. Vacibül vücuda delaletleri kat'i ve vazıh ve zahirdir ki güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delaletinin vuzuhuna işareten. Yani o kadar açık gösteriyor ki delalet işaret demek yani. O kadar açık delaleti diyor ki onun vuzuhu, onun açıklığına işareten o ayna güneştir denildiği gibi insanda sureti Rahman var. Vuzuhu delaletine ve kemali münasebetine işareten denilmiş ve denilir.
Çocuklara diyoruz mesela nur topu gibi. Çocukta şey mi var yani? Işık mı saçıyor? Yok. Hani o kadar güzel ki, o kadar şen, şakrak, hani insanı o kadar iyi hissettiriyor ki bu hissettiriş güneşin hissettirişine benziyor. Nur topu bir tür güneş, böyle hayatımıza şenlik getiriyor, hayat katıyor. Yani benzetmenin şiddeti arttıkça, benzetilenle benzeyen arasındaki şiddet arttıkça aradaki o benzetme olduğunu ifade eden kelimeler de çıkıyor dışarıya. Aslan gibi adamsın. Bakın gibi var arada. Benzetme olduğunu hissettiriyor. Şu çocuk aslan ya. Bak şiddetlendi benzetmen. Aradaki şeyi attın ya. O aradakiler atıldığı zaman benzetme şiddet kazanır. Ama benzetme olduğunu yine yitirmez. O çocuk bizzat aslandır, kuyruğu var, yelesi var manasında söylemiyorsun. Kuvvetlidir, cesaretlidir, ahlaklıdır manasında kullanıyorsun sen onu. Ama gibidir attın. Niye? Benzetmeyi şiddetlendirdin, kuvvetlendirdin. Doğrudan, vuzuhuna işareten daha açık bir şekilde kullandın yani. Ayetlerdeki, hadislerdeki, evliya sözlerindeki böylesi ifadelere de diyor üstad böyle bakmak lazım. Zat-ı vacibül vücuda delaletleri kat'i ve vazıh ve zahirdikçe güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delaletin vuzuhuna işareten o ayna güneştir denildiği gibi insanda sureti rahman var vuzuhu delaletine ve kemali münasebetine işareten denilmiş ve denilir. O gösterişten, o göstergelikten kaynaklı olarak söylenir. Ve ehli vahdetül vücudun mutedil kısmı la mevcude illahu bu sırra binaen bu delaletin vuzuhuna ve bu münasebetin kemaline bir ünvan olarak demişler. İşte vahdetül vücut mevzusunu bilenler bilir. Bilmeyenler için kısa özetle söylemek gerekirse İbn Arabi Hazretleri Kuddise sürruh yoludur, mesleğidir, meşrebidir. Ama onun makamında olanların anlayabileceği bir meslek meşreptir. Bizim yolumuz değildir, haddimiz değildir. Ehl-i sünnetin ekseri de o yol üzere değildir. Ve onun makamı bizim imamlarımızın üstünde de değildir. Bakınız bu çok önemli. İbn Arabi Kuddise sürruh böyle garklara mazhar olmuş, böyle sekir halleri yaşamış vesaire diye böyle şeyler söylemiş diye bizim imamlarımızın üstüne çıkamaz. İstikamet en büyük keramettir. İmamlarımız onlardan daha istikametlidir. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam Ahmet, İmam-ı Malik ve diğer büyük işte İmam-ı Gazali dediğimiz imamlarımız, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Kuddise sırruh. Allah hepsinden razı olsun. Şefaatlerine mazhar eylesin. Onların makamı Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinden yüksektir. Ama onlardan böyle sözler duymazsınız işte istikametlerinden dolayı. Bizde istikamettir şeyin delili, kemalin delili. Böyle coşkular, sekirler, ne bileyim böyle zorlu sözler söylemeler değildir. Ne mesleğin özeti? Yani bunlar varlık aynasında Cenab-ı Hakk'ın tecellisini o kadar şiddetli okumuşlar ki bir noktada varlığı inkara gitmişler. Mutedil kısmı tabii böyle. Bir de işte vahdetül vücutçuluk yapan aslında panteist tipler var. Bunlar da artık Allah'la varlığı birbirinden ayıramıyorlar. Varlığa Allah diyorlar. Hani ehli vahdetül vücut aslında bu mesleğin asıl erbabı Allah'tan gayrı bir şey yoktur derken, yani onun varlığın vücudunu hiçe kadar indirirken, bunlar Allah'ın varlığını hiçe indirip varlığı Allah yapıyorlar. Böyle manyaklar da var yani rastlarsınız bazen. Materyalizm özellikle dünyada yayılınca işte Müslümanlar içinde de bu şeye kapılanlar uyuşturmaya çalışmışlar. İbn Arabi Hazretlerinin yolu ile bu yolu birbirine böyle kaynaştırmaya çalışmışlar. Tabii çıkan sonuç İslam mı? Değil. Maalesef değil. Olamaz da. İslam ancak kendi naslarıyla, kendi delilleriyle, usulüyle açıklanır. Öyle kenardan ideoloji almışsın, beriden bilmem ne getirmişsin. Onunla İslam çatısı çatılmaz, durulmaz. Adam diyor sosyalist Müslümanım ben. Sosyalizm İslam'a çok yakışıyor.
durmaz. İslam çatısı sosyalizmle durmaz. İslam'ın kendi ayakları var zaten. Kendi ayağı üstünde duruyor. Senin kafan dert etse zaten İslam kendi ayakları üstünde duruyor. Sosyalizmin nesine muhtaç İslam? Üstelik sosyalist cumhuriyetlerin de durumu malum. Halklarına neler çektirdiler. Komünist sosyalist cumhuriyetlerin dünya tarihindeki eserleri ne oldu? Kan, gözyaşı, açlık, felaket, sömürü, getirdikleri düzen bu. Bununla ne ihtiyacı var ki İslam kendini eklemlesin, ayakta dursun? İşte modern zaman temayülleri böyle. İslam'ın izzeti vardır kardeşim. İslam kendi ayağı üstünde durur, öyle yardıma ihtiyacı yok. Duramayan sensin, sen kendini çatıyorsun onlarla. Ama kendim diye diyemiyorsun. Biraz da taraftar lazım sana. Ne yapayım, Müslümanlık falan diyeyim. Böyle. Buna çok gelen oluyor. Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir tabiri var. Diyor, 100 kişiyi parayla tut, zaten 1000 kişi bedava gelir diyor sana. Bunun gibi. Bunlar da işte 100 kişiyi kazandık, 1000 kişi gelir diyorlar. Neyse. Bunların da yolu, yani mutedil kısmının yolu aslında yanlış değil, doğru bir şeye işaret ediyorlar. Yani onun vücudu, vacibül vücudun vücudu yanında, varlığın vücudu, vacibül vücudun vücudu yanında, arizi vücut, hakiki vücut yanında çok zayıftır, hiç gibi bir şeydir noktasında bunu söylüyorlar. Bu onlarda anlaşılabilir, bu şekilde anlaşılabilir ama bundan başkasını murad edenler batıldır diyoruz biz de. Dersin vaktini belki biraz geçtik ama ben şu ayetler üstünde duracaktım ama konuşurken atladım. Nasıl yapsak acaba, yarına mı bıraksak? O zaman tamam, öyle bir şey yapayım ben. Çünkü şimdi ona da girersem çok uzatacağım. Sondaki dua kısmını da erteliyorum. O duayı da yarın yaparız o zaman. Bu sırrı yarın bir daha konuşacağız. Ama bu ayetler, verilen ayetler üzerinden konuşacağız. Bu ayetlerde ben bir incelik seziyorum. Özellikle o fezleke kısımlarında. Birinci ayetin fezlekesi niye böyle bitiyor? İkinci ayetin fezlekesi niye böyle bitiyor? Yani Allahu alem, bir şeyler söyleyeceğim o konuda kendince, kendi tefekkürümce. Ondan sonra yine metnin bazı köşelerine dokunur o ayetler üzerinden. Duamızı da eder. Beşinci sırrı yarın bitirmiş oluruz. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru da'vahmin elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.